38. dersimizdeyiz. Bu dersimizde Ali İmran suresi 3. surenin 60. ayeti ve yine 3. surenin 163. ayetleri üzerinde duracağız. Ancak bir önceki dersimizde, 37. dersimizde görmüş olduğumuz ayetleri şöyle kısaca bir tekrar edelim. Maide suresinin 8. ayeti ve Nuh suresinin 24. surenin 53. ayetinde, 53. ayetinin son cümlelerinde İnna Allaha habirun bima ta'melun ayeti geçmekteydi. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır şeklinde meal aldıkları. Orada yaptıklarınızdan ifadesini nereden yakalıyoruz biz? Amile fiili yaptı. Entenin t'si başına geliyor. Ta'melu yapıyorsun. Ta'melune yapıyorsunuz. Vavnun neydi? Çoğul ikiydi. İsimlerin ve fiillerin sonuna geliyordu. Tıpkı Türkçedeki gibi. Kitaplar defterlerdeki lerlerdeki gibi. Aynı zamanda gidiyorlar, geliyorlar, kitap okuyorlar, düşünüyorlar şeklindeki larların karşılığı Arapçada vav ve nun harfleriydi. Daha sonra geçen dersimizde Bakara suresinin 210. ayetiyle 233. ayetlerinin son cümlelerini karşılaştırmıştık. 210. ayet innallâhe şeklinde başlarken 233. ayet ennallâhe şeklinde başlıyordu. Devamları aynıydı. 210. ayette innallâhe bimâ ta'melûne basîr. 233. ayette ennallâhe bimâ ta'melûne basîr. Daha önce de tekrar etmiştik. Anlamları aynı. Farkları ne? Biri inne ile başlıyor, diğeri enne ile başlıyor. Elif 1, nun 13.45. İnne ile ennenin farkı kaç? Ne oluyordu? İnne cümlenin, yeni bir cümlenin başladığını gösteriyordu. Enne ise cümle devam ediyordu. Yeni bir cümle değildi. Devamında kendinin geçmiş olduğu Ahzab suresinin 9. ayeti ve Fetih suresinin 24. ayetine geçen ve kânallâhu bimâ ta'melûne basîran ve Allah yaptıklarınızı görmekteydi. Kâne neydi? İngilizce'deki was'ın, were'ın karşılığı olduğunu söylemiştik. I was, you were şeklinde ben öğretmendim. Ene muallimun, ene kuntu muallimen, ben öğretmendim şeklinde ve kânallâhu Allah yaptıklarınızı görmekteydi. Ancak yani tam olarak modomod çevirmek istersek grameri gramerine Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmekteydi şeklinde meal olarak düşünebiliriz. Ancak genelde meallere kâne'yi geniş zaman olarak alıyorlar. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir şeklinde alıyorlar. Tabi orada gördü, o zaman gördü, şimdi görmüyor. Haşa böyle bir şey söz konusu değil. Ve kânallâhu. Şimdi burada kâne'nin üzerinde duracak olursak kâne neye benziyor? Kâne bir isim değil, değil mi? 26 ile bitmiyor. Defterun, galemun gibi ne? 26 ile bitmiyor. Demek ki o zaman ne diyoruz? Biz buna fiildir diyoruz. Kâne fiil. Peki fiillerden hemen bizim daima referans olarak alacağımız halaga fiili. Yarattı fiiliyle gale fiilinden hangisine benziyor benzerlik olarak? Halaga, halaga, yarattı. Her bir harfin üzerinde, her bir harfte bir işaret var. Ama gale, dedi fiilinde elif harfinin üzerinde bir işaret yok. Gale değil. Gale derken kaf harfi, l harfi, kaf harfi, elif harfi, l harfi, gale. Oradaki elif ne yapıyor? Uzatıyor. Altında üstünde herhangi bir işaret yok. Demek ki o zaman düzensiz bir fiildir diyoruz. Burada da ve kâne Allahu derken kâne değil değil mi? Kâne diye biraz uzatıyoruz. Kene değil, kâne. O zaman kef harfi 13, elif harfi 1, nun harfi 13.45. Oradaki elifin altında ve üstünde herhangi bir işaret yok. O zaman nedir diyoruz? Biz bu bir düzensiz fiildir diyoruz. İngilizce'deki karşılığı was, were karşılık gelir dedik ancak bunu İngilizce'deki bir yardımcı fiil olarak düşünmeyelim. Bunu bir fiil olarak düşünelim. Kâne. Arapçada yardımcı fiil olarak bir şey yok. Kâne. Kâne o zaman ne? Düzensiz bir fiil de geçiyor. Çünkü elifin altında üstünde bir işaret yok. Kâne yekûnu. Orada elif vav'a dönüşecek. Gale dedi yegulu derken derken gale yegulu örneğinde olduğu gibi orada elifin değişmesi söz konusu. Şimdi kâne'yi şöyle bir kısaca tekrar edelim. Üzerinde kabartmalar yokken kâne'yi nasıl söylerim ben? 13 kef harfi elif 1 nun 13.45 ve kâne derken o zaman ne olacak? Başına vav gelecek. 26 24 56 vav'dı.
vav gelecek. Bu kabartmaları geçen dersimizde söylemiştik. Ve kâne Allahu Allah idi. Bir başka ayette 3. surenin 60. ayetinde yine kâne'yi göreceğiz biz. Bu sefer kâne'nin çekimi sen için çekimi var. Tekun şeklinde. Kâne. Huve kâne. O idi. Ahmet kâne gibi düşünürsek sen için kullanırsak neydi? Ente'nin T'si gelecekti fiilin başına. Ayetteki örneğe bakarsak ve kâne Allahu bimâ ta'melûne basîran şeklindeki ayete bakarsak amile fiilin başına ne vardı? T vardı. Yani sene göre çekilmişti. Vavlunda gelince siz olmuş oluyordu. Şimdi kâne'yi sene göre çekmek istersek yine ne olmuş olacak? Başta ne gelmiş olacak? T gelmiş olacak. Ayeti okursak el hakku gerçek hak bir rabbik fela tekun minel mumterin. Gerçek Rabbindendir. Öyleyse şüphecilerden olma. Şimdi buradaki Rabbun ona bakalım. R ve B harflerinden oluşuyordu. Rabbun ne? İsim 26 ile bitiyor. Rabbuke kurdele tek, çift kurdele düşüyor. Teke düşüyor. Rabbun kurdelenin teki düştü. Rabbu sonuna K geldi. Rabbuke senin Rabbin. Ancak bak ayeti okurken el hakku min rabbike. Rabbuke değil. Peki B'nin üzerindeki 26'nın üzerindeki kurdele ne oldu? Rabbuke senin Rabbin. Orada Rabbuke değil ayet okurken nasıl okuyoruz? El hakku min rabbike. Oradaki kurdele alt çizgiye dönüştü. Peki neden? 15'e dönüştü. Yani 136 neden 15'e dönüştü? Kurdele 136 idi. Rabbu 136. Rabbuke 136 oradaki B kurdele var orada. Rabbike'ye niye dönüş? Çünkü kendisinden önce ne geliyor? Min geliyor. Min, fi, inde, ile, ala bunlar ne yapıyordu? Alt çizgi yapıyordu. Neyi alt çizgi yapıyordu? Kendinden sonra gelen ismin son harfini alt çizgi yapıyordu. Şimdi diyebilirsiniz ki min rabbi ke. K'deki niye alt çizgi olmadı? Çünkü şimdi K oraya sona eklenen bir ek. Binden sonra gelen ne geliyor? Binden sonra isim olarak ne geliyor? Rabbun geliyor. K gelmiş. Rabbuki oldu. Oradaki K bir ek. Ben neyi düşünüyorum? Rabbu'ya bakacağım. O Rabbu'daki kurdele alt çizgiye 15'e dönüşmüş olacak. Binle beraber daha sonra da bunu örneklerimiz olacak. Şimdi ufak bir giriş yapalım istedim. El hakku min rabbike fela tekun minel mumterin. Tabi bunu okurken bir Rabbik diye nunla R harfi birleştirerek okunuyor. Oradaki tekundaki entenin başındaki T'yi kendinin başına getirmişiz. Ente için, sen için çekimlenmiş. Yine geçen dersimize Bakara suresinin 96. ayeti ve Maide suresinin 71. ayetinin son cümleleri olan Vallahu basirun bima ya'melun. Şimdi bunun mealini okurken ortada bir yeri boş bırakayım. Nokta koyalım buraya. Allah nokta nokta diyelim görmektedir. Şimdi sizin yaptıklarınızı görmekte midir? Yoksa onların yaptıklarını görmekte midir? Okuyalım ayeti. Vallahu basirun. Allah görücüdür. Allah görür. Bime ne? Ya'melune. Amile yaptı. Y harfi gelince ne olmuş oluyor? O yapıyor. Ya'melu yapıyor. Vavnun gelince onlar yapıyorlar. O zaman ne olacak? O boşluk bıraktığımız yere Allah görmektedir. Neyi görmektedir? Onların yaptıklarını görmektedir. Nereden anlıyorum ben? Amile fiilinin başındaki o Y harfinden ne yapıyorum? Anlıyorum. T olsaydı, ta'melûne olsaydı sizin yaptıklarınız olacaktı. Daha önce görmüş olduğunuz ayette olduğu gibi. Âl-i İmrân suresinin 163. ayetine bakalım. Burada yine biraz evvel Rabbuke senin Rabbin min Rabbike de olduğu gibi inde var. İnde de ne yapıyor? Kendinden sonra gelen ismin son işaretini alt çizgi 15 yapıyor. Geçen 37. dersimizde söylemiştik. Ayeti okuyalım. Hum derecatun. Hum neydi? Onlar. Hum derecatun indallahi. Normalde nasıl? Allah neyle bitiyor? O sondaki H harfi 125'in üzerinde ne olacak? Kurdel olacak. Hum derecatun indallahi. Ayetin devamını okursak vallahu bakın ve'den vallahu derken
H'nin 125'in üzerinde ne var? Kurdele. Yani ne var? 136 var. Peki neden? İndallahi oldu. Hum derecatun indallahi oldu. Çünkü ne var? İnde var. İnde ne yapıyor? Kendinden sonra gelen ismin işaretini ne yapıyormuş? Alt çizgi yapıyormuş. Zaten işte bu var yani. Düzenli, düzensiz fiil. Bir de fiilin, minin, alanın, ilenin bunların alt çizgi yapması var. Yani Arapça gramer dediğimiz işte %99'u bu. Hum derecatun indallah. Allah'ın katında, Allah'ın yanında onların dereceleri vardır. Vallahu ve Allah basirun görücüdür. Bime ya'melune. Şimdi sizin yaptıklarınız görücüdür, onların yaptıklarının görücüdür. Yani şüphesiz Allah her şeyi görüyor. Ancak bu ayet için düşünürsek yani ya'melune dersek amile fiili başına ne gelmiş? Y gelmiş, 24 gelmiş. O zaman neden bahsediyor? Ondan bahsediyor. O sondaki vavla da karşılaşınca o zaman ne olacak? Ya'melune. Onların yaptıklarını Allah ne yapmaktadır? Görmektedir. Amile yaptı. Ya'melu yapıyor. Ya'melune yapıyorlar. Amile yaptı. Entenin tesini getirsek ta'melu yapıyorsun. Mâzâ ta'melu ne yapıyorsun? Ta'melune yapıyorsunuz. Şimdi bu ayetti. Üzerinde işaretler yokken kabartmalı bir şekilde hum derecatun indallahi önce daha sonra da vallahu basirun bima ya'melune kısmını beraber üzerinde işaretler yokken kabartma karşılığını söylemeye çalışalım beraber. Neyle başlıyor? Humla başlıyor. Hum neydi? Onlar demekti. Zaten bir huveyi, bir humu, bir enteyi bilmek, şahıs zamirlerin tamamını değil yani bensiz onların tamamını değil, bir huveyi, bir humu, bir enteyi bilmek, bu üç şahıs zamirini bilmek, halaga fiilini bilmek, gale fiilini bilmek, Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetin, yani pek çok derken 3 mü 5 mi, yani yüzlerce ayeti anlayabilmemiz için son derece önemli. Çünkü hem çok fazla ayetlerde geçiyor bu hu, huve, hum, ente, ayetlerin son cümlelerinde, ayetlerin içerisinde. Halaga ve gale fiilleri zaten çok çok fazla yani. 204 ayette halaga geçiyor. Gale fiili çekimiyle beraber 800 küsur ayette geçiyor. Dolayısıyla da böyle dil bilgisi kitaplarındaki kuralları ezberlemek bilmem neler onlarla uğraşılmaktansa en önemli şey burası. Yani mealler okumaktan, tefsirler okumaktan, onu bunu yapmaktan en önemli sadece şu 3 tane olması bile 3 şahıs zamiri, 2 fiil bize yüzlerce ayeti anlamamıza yol açar. İçinde tabi bilmediğimiz kelimeler olabilir ama bunlar son derece önemli. Gelelim evet bunda böyle bir misyonumuzu tamamladıktan sonra dil bilgisi kitaplarındaki gramer bilgilerine gerek olmadığını, şart olmadığını söyledikten sonra eğer siz öğretmenseniz, doktorsanız, ev hanımıysanız, inşaatta çalışıyorsanız gramer bilgilerini ezberlemenin onlarla uğraşmanın fiil çekimlerini ezberlemektense direkt Kur'an-ı Kerim'e geçmek gale ve halaga fiilleriyle son derece kolay ve bizim için son derece yararlı. Hum derecatun indallah. Hum he ile başlıyor 125. Hum derken de mim harfi 134. D harfi derecatun derken D harfi 145. R harfi 12-35. Cim harfi, cim harfini henüz ne yapmadık? Görmedik. Haraca fiilinde, çıktı fiilinde cim harfini görelim. Şimdi ama öyle bir karşılığını söylemiş olalım cim harfinin. C harfi 245. Derecatun derken bakın derece, C'yi orada uzatıyor. O zaman ne olacak? Elif olmuş olacak. Hatta şimdiden söyleyebiliriz. Uzattığı için o elifin altında ya da üstünde herhangi bir işaret ne yapmayacak? Olmayacak. Hum derecatun. Tun derken açık T dediğimiz B harfinin 12'nin üzerine 2 nokta koyuyoruz. T harfi olmuş oluyor. B harfinde bir tabak gibi düşünebiliriz demiştik. T harfi 23-45. Bir tekrar edelim buraya kadar. Hum derecatun 125 H mim 134 D harfi 145 R harfi 12-35 Cim harfi 245 Elif uzatıyor 1 23-45 T. Şimdi indallahi diyeceğiz. Ayn harfi 123-56, in derken nun harfi 13-45, d harfi 145, ardından alemlerin Rabbini ismini söylerken
1, 123, 123, 125. Üzerinde işaretleri yokken kabartmalarını söyledik. Ancak ben neyi biliyorum? İddallah derken oradaki H'nin 125'in altında bir çizgi var. Onun da kabartmadaki karşılığı kaç? 15. Şimdi ayetin geri kalan kısmı Vallahu basirun bima ya'melun. Ya'melun amile fiilinin başına ye gelmiş. Demek ki o zaman amile yaptı, ya'melu yapıyor. Ya'melune yapıyorsunuz. Vallahu basirun bima ya'melun. Evet, burayı söyleyelim. Vav'la başlıyor 24-56. Alemlerin Rabbinin ismi 1, 123, 123, 125. Tabi kabartmayı söylemiş olsaydık Vallahu derken 125'ten sonra ne olacaktı? 136 kurdele olacaktı. Vallahu basirun. B harfi 12. Sat harfi henüz görmedik. Daha sonra örneklerimizde göreceğiz. Şimdi söylemiş olalım. 123, 46. Basir, basir. Ne yapıyorum? Sat harfini uzatıyorum. Neyle uzatıyorum? İ sesiyle uzatıyorum. Bir su içeyim. İnsan uzun süre konuşunca durmadan. Basir, basir derken neyle uzatıyorum? İ harfiyle uzatıyorum. Sadece duyduğum zaman o zaman ben orada ne anlayacağım? Basir. Demek ki Y harfi var. Y harfinde karşılığı kaç? 24. Basir. Vallahu basirun. R harfi 12-35. Bir tekrar edelim. Vallahu 24-56. 1-123-123-125. Vallahu dedik. Şimdi basirun diyeceğiz. B harfi 12. Sat harfi 123-46. Basir. Y harfiyle i sesini vererek uzatıyoruz 24. R'ye kadar uzattık. Ne oldu? 12-35. Şimdi geldik bime demeye. Hemen tahmin edebileceğimiz gibi bime değil, bime. Demek ki mimden sonra bir elif var ve o elifin altında ve üstünde bir herhangi bir işaret yok. Bime diye uzatıyoruz çünkü. B harfi 12, mim 134, elifle uzattık 1. Şimdi amile fiilinin onlar için çekimine geliyoruz. Buradaki onlar kim? Yani erkekler diyemeyiz, değil mi? Erkekler, kadınlar. Ya onların yaşlarını da bilmiyoruz. 40 yaşında olabilir, 50 yaşında olabilir, 60, 70 yaşında olabilir. Onlar yani. Bunu örnek olarak verirken bazıları diyorlar ki işte bakın kadınlardan bahsetmiyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanı konuşma yapıyoruz. Sayın milletvekilleri. Ya da onlar çarşıdalar derken çarşıda herkesin erkek olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla meclisteki milletvekilinin demesi gibi sayın milletvekilleri derken kadın erkek herkesi toplayıp genel itibariyle konuşuyor. Milli Eğitim Bakanı öğretmenler gününü kutluyorum derken sadece erkek öğretmenlerin günlerini kutlamıyor. Kadın, erkek bütün öğretmenlerin günlerini kutluyor. Stajyer öğretmenlerin, yeni göreve başlamış öğretmenlerin, emekli öğretmenlerin, değil mi? Genel bir ifade. Burada ne diyorlar? İşte çoğunluk olduğu zaman kadınlar yok sayılır, bilmem ne sayılır, böyle saçma sapan kurallar uyduruyorlar. Yok öyle kural mural. Genel Türkçedekinin aynısı. Yani bu bütün dillerde bu şekilde. Ya'melune. Orada ne alıyor? Onlar. Nereden anladık onu? Baştaki Y harfi amile yaptı. Ya'melu yapıyor. Ya'melune yapıyorlar. Evet, kabartma karşılığını söyleyelim. Y harfi 24. Ayn harfi 123-56. Ya'me derken mim harfi 134. Ya'melu derken ne olacak orada? 123 L harfi var. Kabartma da L harfinden sonra ben neyle karşılaşacağım? 24-56 ile karşılaşacağım. Bu bana neyi söyleyecek? Ya'melune. U sesiyle nuna kadar uzat diyecek bana. Ya'melune. Bir kez daha tekrar edelim. 24, 123, 56, mim 134, L harfi 123, vav 24, 56, nun 13, 45. Vallahu basirun bima ya'melun. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Bir kez daha okursak ayetimizi. Hum derecatun indallah. Vallahu basirun bima ya'melun. Derecatun derken C'den sonra, cimden sonra ilerleyen derslerde göreceğimiz harfimiz elif var. Altında üstünde işaret yok. Derecatun neyle bitiyor? 26 ile bitiyor. İndallahi 125 Allah lafzının
1, 123, 123, 125'in altında ne var? Alt çizgi var. Yani onun karşıda kaç? 15. Ve kâne Allahu bimâ te'melûne basîrâ. Ne olmuş oldu burada? Te'melûne, sizin yaptıklarınızı görmektedir derken kâne fiili vardı. Olduğunu söylemiştik. Kâne fiili neye benziyordu? 26 ile bitmediği için isim diyorduk. Halagaya mı benzediğini yoksa galeye mi benzediğini söylemiştik. Kâne derken kef harfini 13'ü elifle uzattığımız için neye benziyor? Gale fiiline benziyor. Yani düzensiz bir fiildir. Fiil olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda kaçıncı? 60. ayette Âl-i İmrân suresinin El hakku min rabbik fela tekunenne minel mumterin şeklinde ayeti de ne yapmıştık? Söylemiştik. Kâne fiilini orada ne yapmıştık? Pardon. El hakku min rabbik fela tekun minel mumterin. Minel mumterin. El hakku min rabbik fela tekun minel mumterin. Orada çoğul için okudum biraz evvel. Evet, bu dersimize sonuna geldik. 38. videomuz bitti. 40. videoda bu seriyi bitirelim ya da 50. seriye kadar gidelim mi ya da pek çok fiili görelim bu seride devam edelim, ona karar veremedim. Eğer 40. videoda bitirecek olursak yeni bir seriye başlayıp o seride fiilleri gösterelim diye düşünüyorum. Ya da bu seriye 40. videoda son vermeyelim. 50, 60, 70 bu şekilde devam edelim. Diğer fiil çekimlerini de bu serinin içerisine mi alsak ya da bunu burada 40'ta ya da 50. videoda sonlandırıp yeni bir video serisine mi başlasak, buna henüz karar veremedim. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun.